Pierre Soulages, ışığı ortaya çıkararak siyahı yeniden icat edebildi. Karanlığın ötesinde, eserleri her birimizin umut kaynağı olan canlı metaforlar oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu cümlelerle uğurladı 102 yaşında hayata veda eden sanatçıyı. Noir Lumière veya Black Light olarak adlandırdığı siyahi yansımalarıyla oldukça etkili olan Pierre Soulages, Fransa'nın yaşayan en büyük ressamıydı. Parce que je me suis senti d'abord prisonnier. Soulages sayesinde siyah, değişen benliği temsilen ton değil, modern renk olma konumuna geldi. Soulages bu tekniği 1979'da başarısız olduğunu düşündüğü bir kara bataklık resmi üzerinde çalışırken keşfetti. Sonra resmin yansıtıcı olduğunu, ışığın eksik olduğu renkten geldiğini fark etti. İzleyicilerin yansıması ve değişen gün ışığı yeni bir zihinsel alan yarattığını söylediği sanatının bir parçası haline geldi. Pierre Jean-Louis Germain Soulages, 1919 yılında Güney Fransa'nın Oksitanya bölgesinde Rodez'de doğdu. 1936 ve 1937'de yaptığı ilk resimleri ona Paris'te çalışma motivasyonu verdi. Bu yıllarda öğretmenlik görevi sırasında hayatının geri kalanında onunla kalacak olan eşi Colette Lorenz'le tanıştı. İlk stüdyosunu ve sergisini İkinci Dünya Savaşı sonunda 1947 yılında açtı. Sanatçı, o yıllardan itibaren Amerika ve uluslararası alanda İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen duyguların sözcüsü, Avrupa soyut sanatının simgesi oldu. Soulages'ın eserleri 1955'te New York Modern Sanat Müzesi de dahil olmak üzere 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük sergilerde yer aldı. Ana vatanı Fransa'da ulusal bir hazine olarak kabul edildi. Houston'dan Güney Kore'ye dünyanın birçok yerinde retrospektif sergileri açıldı. ...2001 yılında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yer alan Hermitage'da sergilenen ilk yaşayan ressam oldu. 2009 yılında Paris'te Pompidou'da açılan retrospektif sergisinde Soulages, siyaha ne zaman aşık olduğunu hatırlayamadığını şu cümlelerle itiraf etti. Ne zaman olduğunu söyleyemem ama sonsuza kadar sürdü. Siyah isyan içindir, yas içindir ama aynı zamanda parti yapmak içindir.